Şimdi bir kere var ya çok duygulandım. Gözleri yaşardı, konuşamadı. Çok üzüldüm yani şeye. Ailesine fazla vakit ayıramadığını söyledi. En önemlisi Evet. insanın ailesi tabii. Yani her şeyden önemli ama Beşiktaş'a verdiği mesaiyi anlattı. Ben üzüldüm, şahsen üzüldüm. Ama bakıyorsun, geriye dön. İlk geldi sene Hocam şampiyon çok oldu özür dilerim sana. de bu bırakırken mahalleye Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, bu çok özür diliyorum. Buraya başkanlığa seçilirken zaten ailenize fazla vakit ayıramayacağınız zaten Yok belli. ya Buraya neyse. kulübe işine ayıramıyor, işine vakit Ya valla ayıramıyorsun, ayırabilir. toplantılar. Neyse yok tahmin yani. ettiğinden daha Şimdi fazla oldu da herhalde. fazla Fazla oluyor. mesai verdi. Olamaz. Olabilir. Sayın Ahmet Nur Çebi Fikret başkan döneminde yönetim kurulundaydı. Mali işlerden sorumluydu. Başka bir aday olsaydı tahmin ettiğinden fazla. Bunları en iyi bilen kişi olarak geliyorsunuz. Ya neyse şimdi boş ver. Bu duygusal şeyini anlatıyorum ben adamı. Üzüldüm yani. Ama bakıyorsun icraatına bu seneye bakıyorum. Geç evvelki seneleri vazgeçtim yani. Yani Wellington, Montero, Pjanic, ya Alex Teixeira hatırladıkları anlatıyorum. Tam fiyasko şeyler. Gerçi o Wellington şu andaki stoperlerden iyi ha biliyor musun? Yani adama öyle böyle dedik ya. Alınan Vallahi da stoperlerden iyi mi? daha iyi. Şey hariç bu en son. Burak'ın çıkarttığı oyundan Erik çıkar. Bey. Belli, o iyi. O kaliteli bir futbolcu. Belli zaten. Şimdi bakıyorum bakın. Ben şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm, tamam mı? Veya orada bir yönetici. Abi başka bir onun yanındaki kimse yok mu ya yani? Şimdi şeye ben bir soracağım yani başkan adayı. Kim şimdi? Emre Kocadağ. Emre Emre Kocadağ Bey. açacağım dedi. Ya arkadaş yani siz hiç mi şeyiniz yoktu? Yani bir ya sen Raşit Say'ı nasıl aldın arkadaş? Bak ben almadan konuşuyordum. Biliyorsun Cengiz için de aynı söyledim. 7,5 milyon. Onana 6 Ceza milyon. sakattı hocam. Ya nasıl? Ya Moleka var. Cenk Tosun var. Şey var. Hocam Rebiç'i aldın. Raşit Say'a haksızlık yapılıyor. Ya, Raşit Say hala bırak bana göre bu ya. yaptığım Bırak sen transferler için Galatasaray'da. emin. Ya bırak Hayır Galatasaray'da. Raşit Say takım kötü olduğu Almam zaman ne yapsın? Raşit kardeşim. Say benim Fark babamın ettim. oğlu değil Ya ki. bak bir Raşit şey Say söyleyeceğim. Galatasaray performansı takım oyununda çok Ya başarılıydı. dinle bir Sacha dakika. Boey'un bugünkü performansında Raşit Say'ın çok büyük payı vardır bu Bir yükselişinde, bu dakika çıkışında. ya. Ne alakası Katılıyorum. var? Evet Hiç hocam. ala hiç Evet uydurma. hocam. Öyle bir şey yok. Hocam Ya siz biraz önce uydurma. demediniz mi? Niye Sağ bu? bekle öndeki Şimdi adam ne var? koordine olacak Şimdi diye. ne var? Kimle oynuyor? Şimdi Haftalarda değişik adamlarla yine oynuyor hocam. Şasebe iyi oynuyor. Ya Ne var hocam yani? Raşit haftalardır Say. yanlış Allah politika Allah. yanlış şey. Senin Ya çok bırak sevdiğin şimdi. Sayıs. Sayıs Ya. var ya Sayıs. Ha. Sayıs. Şenol Hoca Sayıs'ı gönderdi, istemiyorum dedi. Yönetim de izledi. Olmaz. Sayıs gibi bir Ya oyuncu varsa söyledik Dünya zaten. Kupası'nda Ben başarılı bir şimdi ne oyuncu varsa yapacaktım onu kampa söylüyorum. getirmedi Dur adamı. be, Kampa. dur. Dur motorun soğusun, dur biraz. Şimdi ben olsaydım Kameraman arkadaşlar bile güldü bizim şeyimize. ya Allah Allah. Vur 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 vur. Hayır Beni hocam. konuşturmuyor ya. Bir dakika ben seninle konuşurken şey yapıyor mu? Vay, neyse. Şimdi ben olsam Beşiktaş'ta teknik direktör oldum düşün. Şey olduğumu düşün. Tamam mı? Adını söyle. Sportif direktör. Sportif direktör. Şimdi beni de kim arıyor musun? Beşiktaş çarşısı bizi seyrediyor. Turgut Vidin'i arıyor. Oradan hocam şu bu falan neyse. Buradan selam Selam gönderiyorum. Şu an mı Turgut. arıyor? Şu an Turgut tabii. abiye de selam Ondan olsun. sonra neyse şimdi Ben iyi bir şöyle söyleyeyim. izleyicimiz Bak ne yani. yapardım? Tanışmıyorum Bak ama. şimdi. Bak ben şimdi Evet. Şenol Güneş'im veya başkanım veya Emre Kocadağ'ım. Hiç kimseyi almazdım. Roman Saiz. Hocam taraftar. Ya bir dakika. Ya taraftar ne oldu şimdi taraftar? Yuvalıyor seni. İstifa ediyor. Bak bir dakika ama. Senin başarılı bir takımın var mıydı? Son Konya maçında Roman Evet. Saiz oynasaydı sen şampiyonluğu kıl payı kaçırmıyor musun? Değil mi? Bir tane maçı falan filan ne oldu falan yani değil mi? Bir penaltıyı atamadı şey son saniyede. Neredeyse şampiyon olacaktın. Aynı kadroyu tut. Redmond gelmiyor bak şimdi. Sen bir şey olarak kadın olarak soruyorum sana şimdi. Redmond'ın eşisin. Getirdim ben sana 1 milyon dolar keş eline verdim elinde. Gelmez misin ayrıyetten? Getirdim sana Hocam bir çanta. Redmond'un eşi değilim. Şartlarını bilmiyorum. Yani bırak bir ayan olarak diyorum Redmond sana olayı bir. da yönetim Ya hatasıdır. bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ya bin bak 1 milyon Hocam euro belki daha. başka bir Hayır bak yok ki. motivasyonu vardı gitmek Hayır ya için. yok ya ver 1 milyon. Ya bırak 1 milyon atıyorum ben Hocam fazla para mı fazla. yani? Ya ver 1 milyon euroyu da bak nasıl Beşiktaş koşarak. taraftarı Ya. Redmond'un kalacağını düşünürken acaba kalacak mı gidecek mi derken Redmond'un ayrılığını Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından da öğrendiler ya. Evet. Ya bu Neyse ya o orada süreç başka bir çok bak şimdi motivasyon bak ya da var bir ya para motivasyonsuzluk bir, vardır. bak bir şey söyleyeceğim. 1 Para mı milyon diyorsun 1 mevzu? milyon euro verirdim ona fazladan tamam mı? 1 milyon euro Cenk Tosun'a verirdim iyileştirme. 1 milyon euro Salih'e verirdim. Roman Saysa 2 milyon daha verirdim. Atıyorum şimdi. Bu Hoca takımı paraları tutar. saçtı. Hayır, bunlar saçtı 20 milyon euro ortada bir şey yok.
20 ne 20'si ne 30'u? Roman Saiz'in olayı para değildi hocam. Roman Saiz olayı para, para değildi. Ya susardı. Hayır. Allah Allah. Sen ya kardeşim ya ver parayı da bak ne oluyor. O transfer sürecini Şenol Hoca'ya bağlıyorum. Ya parayla neyse, alakası ya, yok. Şenol Hoca, hocanın da. Ben Şenol Hoca'ya bağlıyorum. Evet. Şey o para değil yani. Ya neyse bak ben olsam diyorum. Roman Saiz'i ya şimdi Burak çıktı dedi ki kavga ettiler dedi. Tamam mı? Ben dedi şey yaptım dedi. Erik Bailey. Çıkarttım oyundan dedi. Ya ben var ya kavga edecek o ne yaparım biliyor musun? Arkamı dönerim tuvalete falan giderim duymam yani. Erik Bailey ya başka birisi olsa ya senin zaten stoperlerin kötü. Şimdi Roman Saiz ile ilgili. Burak Hoca'nın yerinde olsam diyorsun. Ya, hiç... ya giderdin sonra, başka tarafa. Sonra yaparsın o işi. Ya, ya Fatih Hoca'ya bak ele alırsın yani burada. O Melo ile şey kavga etti. Soyunma odasında ağzını burnunu kırmış şeyin arkadaşının. Hiç. Gitti ikisini birden oynattı. Ve şunu söyleyeyim mi? Fenerbahçe maçıydı. Onlar ikisi oynamasa şampiyon olamazdı Galatasaray. Helal olsun bak. Ben mesela ben ya bir de kavga dövüş birbirlerine girmişler soyunma odasında. Ya burada olur. Sen şimdi diyor ki Tayfur'a işte şöyle oyna böyle herhalde bilemiyoruz şimdi. Çocuğun da günahını almadı orada ona karşılık veriyor. Asıl diyalog Necip Uysal ve Tayfur Bingöl arasında. Öyle mi? Evet. O kadarını bilmiyorum. Ben ya başta söylediğimi tekrar sonra, söylüyorum. Sonra bu o gün Şahinoğlu paylaştı bunu benimle. Sonra herhalde o diyalog sonrası Erik Bey de sesleniyor gidiyor Tayfur'a. Orada aralarında bir diyalog oluşuyor. O soyunma odasında Burak Hoca'ya karşı da yansıyor. Yani Burak ya Hoca'ya işte, karşı hocam, da bir tavrı. Bak, şimdi Burak da ses yükselmesi anladım. Oluyor. Burak şöyle dedi ama bak şimdi Burak. Dedi ki yabancı dedi. Yabancı biri Türkiye'de gelip de burada dedi ahkam kesemez ya. Böyle bir şey olur mu? Ne yabancısı? Senin futbolun yabancısı yerlisi var mı? Futbolculuğunda hiç olmuyor muydu? Futbolcunun da takımda. Yani. Ya yabancı ama diyor. Dışarıdan gelip de buradakine sanki kendi takım arkadaşları geçmişte. Yani. Kendisi Sinayder'le kavga etmedi mi? Hocam ya, ben biliyorum. O haberi ben de yaptım. Şunu söyleyeceğim. Sinayder'le kavga ettikleri zaman Fatih Hoca ikisini birden soyunma odasına yollamıştı. Aynı senin az önce bahsettiğin. Burak şimdi, Hoca'nın. Şimdi burada neticede ben Beşiktaş'a ne diyorum bak Redmond'u tutardım. 1-2 milyon sayısı tutardım tamam mı? Hocayı ikna eder. Ya ben hoca olsam tutar. Bu takımı bozmazdım. 3 milyon harcadım. Şimdi kaç harcadılar? 7,5 Raşitsa. Tamam mı? 7,5. 6'da şey onana ne oldu? 13,5. Tamam mı? 5'te şey Bahtiyar ne yaptı? 18,5. O 30 milyona yakın siyahiler, bir para harcamış. Ya 30 milyon euro. Ya diyorum ki ben 30 milyon... Galatasaray böyle bir para harcamadı ya bak, bu kadar şey yıldızda. 30 milyon euro harcama. Diyorum ki o zaman verirdim Cenk'e bir, Salih'e bir, ne etti iki. Bir de Redmond'a fazla verirdim. Tamam mı? Veya işte iki, üç de Redmond'a verirdim. Üç, dört, beş. Saçıyor diyorsun ya. Beş. Roman sayısı da bir tane daha fazla verirdim zaten şey. 6 milyona bitirdim ha sonra. Takımı tuttu mu? Geçen sene başarılı bir takımım var. Ondan sonra fırsat transferi mi geliyor? Rebiç mi? Tık alırım. Bilmem Ahmet mi? Hüsamettin mi? Yani, daha önce bu tarz politikaları izlemişti Beşiktaş. Ya yap arkadaş, ya ne lüzum var arkadaş? Macera arar mısın? Şimdi 3 tane stoper aldı. Al birini öbürünü vur. O belli de sakatlanıyor Erik Bey'li de. Öbürleri zaten Allah selamet versin. Hiç almasa daha iyi. Tayfur'a verdin. Onu verdin. Ya arkadaş ya bak. Parayı saç 20-30 milyon euro sokağa attı. Daha geçen senesi Montero'su var bir de. Eyvah eyvah. Öbürlerini saymıyorum. Wellington'u, Aristaşaraları falan saymıyorum yani. Tamam mı? E sen ya 50 milyon sokağa attın ya. Neredeyse. Olmaz arkadaş. E ondan sonra tabii duygusal ağlıyorsun. Ama şöyle geri döndüğünde. Ama şimdi yalnız ben onu kapatmıyorum ki. Kim mi aldırdı bunları? Ha, hoca mı aldırdı? Öbür yönetici kimse yok mu ya? Emre falan. Vallahi soracağım ya. Ya arkadaş siz ne yapıyorsunuz orada? Biriniz demiyor musunuz? Aklı başında kimse yok mu Beşiktaş yönetiminde? Ya hocanın dur, da onayı ya olduğunu söylüyorlar. He? Hocanın da onayı olduğunu söylüyorlar. Işte. Ben ne hocam? Ben yalan söylüyorum. Hocadan onaysız transfer yapamazsın. Bir, hocam o kadar ya güzel o süreci transfer sürecini anlattın ama burada şu var. Bakın geriye dönük bakmayacaksın. Tekrar şunu söylüyorum. Burak Hoca'nın takımına başına getirilmesi bana göre ilk günde söyledim büyük bir hataydı. Dur bir dakika hataydı. Pardon. Dur dur şimdi. Niye? Yani Burak değil bir dakika. Valerian İsmail tam bir fiyasko. Önder Karabeli. Işte. Bak Önder Karabeli fiyasko derken çocuk ya kardeşim sen ne Önder ya şeyden çıkmış çocuk nedir ona yani altyapının başında. Sen Önder'i getirdin. Önder Karabeli. Şeyi getirdin. Valerian İsmail tam fiyasko Valerian İsmail. E Burak olmaz.
Ya 3 tane Beşiktaş'ın başına getirdin adamlara bak ya. Ama Burak Hoca'yı zaten seçime kadar diye getirdiler ya yani. Var ya yani kaç ne maç demek var? Ya? Kaç maç ne var seçime ya? Kadar? 13 tane mi ne maç var? Belki de daha fazla. Beşiktaş teknik direktörlüğü için 3 tane futbolcu istediği Burak Hoca gelmez. 3 tane bilemedin 4 tane futbolcu. Ondan sonra da böyle maçta tartışırsın. Avrupa'da maçtan sonra otelin önüne inmek zorunda kalırsın. Beşiktaş teknik direktörü otelin önüne inip taraftarla muhabbet edemez. Galatasaray teknik direktörü. Ona ya ver. Bak onun şöyle de bir şey var. Görevliler var. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii bir konuşmayayım da ağırlığı bir hocam olsaydı orada. Tamam mı? Kim var? Guardiola olsaydı soyunma odasında bunlar kavga edebilir miydi? Ya hocam olur mu işte onu söylemek istiyorum. Ya yani ağırlığı olursun. Onu söylemek sen şimdi istiyorum. Bu senin arkadaşın gibi orada yardımcı antrenörü oraya getirmeyeceksin. 2 kere 2 4. Bir maçlığına getirirsin. Bak bir, bazen kriz, abi, hocam bir, bazen neyse. Krizler vardır. Bir maçlığına çıkarırsın. Yani ama olmaz. Sen iki, kaç maç yaptı Burak Hoca şu ana kadar? Bir bakmak bilmiyorum, lazım. Burada şu 1 2 3 4 tane burada var. Daha fazla o geçmişte oynadığı maçlar. Çünkü tam milli maç arası vardı bundan önce. O dönemde geldi. Beşiktaş'a yeni bir teknik direktörün gelmesi için fırsattı. Bunlar seçim erken alındı. Bunlar oynayacağı maçlar. Erken alınmadan önceki sayısı daha fazlaydı. Daha doğru. Daha oynayacağı maçlar da 1 2 3 4 5 tane daha. 12 maç toplamda. Aa, olmaz arkadaş. Olmaz. Burası Beşiktaş takımı. Olmaz. Stajyer hocayla olmaz. Stajyer teknik direktörle olmaz. Bunu Fenerbahçe'ye de Ali Koç'un geçmiş dönemdeki 4 yıllık döneminde de söyledim. Galatasaray'da altyapıdan Orhan Atik çıktı. Rikering geldi o zaman da söyledim. Dediğin gibi neydi bir önceki altyapıdan gelen hoca? Önder Karavali. Önder Karavali için de gelirken açıklamaları muazzamdı. Takımla bir kimyası oluştu. Sergen Hoca'nın bırakmış olduğu takımla. Ama belli bir yerden sonra o da bir baktım ki açıklamalarıyla falan ben hoca oldum deyip futbolculara Şenol Hoca'ya ya, göndermelerde bulunmaya bak, başladı. Şöyle söyleyeyim. Şimdi yardımcı antrenör futbolcularla aşırı neşir olur yani. Tamam muhatap olur. Ya ondan sonra şeye gittiğin zaman seni dinlemezler. Saygı yoksa, duymazlar mı diyorsunuz? İşte yani o şey. Yok saygı demeyeyim ama işte ben, kavga ederler. Ama işte hocam, burada bak. Ya size bir şey anlatayım mı? Şimdi biraz şeyde antrenörüm. Teknik direktörlük yapıyorum. Kaleci Hayrettin'i aldık şeyden Galatasaray'da. Herhalde biliyorsunuz değil mi Kaleci Hayrettin? Bilmez mi? Bizim selam Mahir de var. Buradan Mahir'e de selam. Hayrettin'e de selam. Şimdi şeye gittik Antalya'ya. Tamam mı? Kamptayız. Devre arası oldu. Şimdi orada 4-5 takım var. Bir tane dediler ki bir tane bir bayan var bir futbolcuyla şey bir yerde. Ben dedim ki şeydi kaleci Adil vardı kulağında. Ulan sakın Hayrettin falan oradaysa sakın görmemezlikten gelin dedim. Sakın ola ki dedim. Yani olur da yapmaz o çocuk da yani tamam mı? Farz et ki onunla değil girdi yakaladı. Hemen çıkın görmedik, bilmedik, duymadık. Ya sen adam arıza çıkmasın bana lazım dedim diyorsun. Tabii canım ya kardeşim bırakacaksın. Mecburen kardeşim bırakacaksın. Görmeyin kardeşim. Yani arkanı dön. Sen kavga ediyorsa orada ya bak şimdi bizim de tabii gençken falan böyle bir hatalarımız olmuştur. Kardeşi bırakmıştık ama bunları bazen mesela adamı çıkarıyorsun. Adam sana belli geliyor tavır yapacak değil mi? Elini uzatıyorsun tak diye vuruyor. Bittin sen zaten. Bütün bitti, otoriten yerle bir diyorsun. Ya hemen ama oradan mesela bu çok tecrübeli hocaların da başına geldi. Ya, ama yanlış. Şimdi sen geliyorsun bana biliyorum. Medike bana kızacak. Ben hemen dönüm. Ya savaş işte şudur budur falan diyeceğim. Bir tecrübeli teknik adam. Bir tecrübeli. Yüz göz hocam, olmayacağım diyorsun. Ya tabii orada belli adam tepki gösterecek hocam, sana. Yapma ya. Sana burayı 50 tane sayarım. Tecrübeli bir teknik adam. Mesela kimi oyundan alıyor? Hakim Ziyeci oyundan alıyor. Tepki göstereceğini bildiği için o tarafta hemen durmaz. O tarafa doğru kaçar. Pozisyonun farklı yerine bakar. Orada tabii yüz yüze gelmez oyuncuyla. Bazıları var orada o polemin içine girmek istiyor. Tecrübeli teknik adamı oyuncu aldığı anda zaten suyu bilir. Tekmeliyor. Şişeyi atıyor bilmem ne. Sen elini uzatıyorsun. İki ay önce aynen öyle. Yani. Bazıları direkt soyunma odasına gider. Hiç onunla yorum yapmaz. Hafta içi antrenmana gelir. Antrenmanda bu işi çözer. Ya zaten o siniri geçer bilmem ne. Adrenalinin etkisiyle biraz daha sinirli yardımcı oluyorsun. Yardımcı antrenörünü gönderirsin. Burak Yılmaz. Şenol Hoca'nın istifa etti. Görevden alındı. Bırakıyor denildiği anda hangi maçta Burak Yılmaz gol attı? Burak Yılmaz'a koştu Abubakar. Ondan sonra ya işte ya, orada başladı. Burak Yılmaz hoca olsun diye listelenen bir tanesi Abubakar'dı. Abubakar şunu bilsin ki Sergen Hoca gibi otoriter bir teknik adamı bile çıldırttı en sonunda. Gerekirse şampiyonluk kaçacak dedi. Yani orada, biraz bunlar da etkili diyorsunuz. Otoriter olacak. Sergen Hoca helal olsun. Otoriter olacak. Ben şöyle dedim. Yabancıları aldı. Yabancıların diyaloğu ne olur? İki tane hoca getirdi oradan işte. Yok şuymuş yok. Kim aldı hocam onları? Burak getir. Ya getirir miyim ben oraya beni bırakıyorsan? Dedim ki ben... Şenol Hoca'nın devam ediyorsun. Şenol Hoca sana kal dedi. Ekibinle dersin ki ya ekibinle kala devam edelim.
Mehmet Kulaksızoğlu var orada. Ya onun da eşi ölmüş ya. Vallahi baş sağlığı değil. Vallahi rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bilmiyordum. Ben de yeni öğrendim bugün ya. Yani neyse. Şimdi o mesela gider hep tık tık konuşurdu. O şeyleri önlerdi, anlıyor musun mesela? O bir tane av, öbürlerine böyle bakıyor, ne Türkçesi hocam, var ne bir şeysi her var. Her başarılı teknik adamın arkasında %100 bir ikinci adam vardır. Okan Hoca'nın arasında İrfan Hoca var. Bu benim bildiğim Hamza... hanım derler ya. Başarılı erkeklerse bir kadın. Onu biliyoruz artık. Onu futbola uyarladı. Onu biliyoruz. Şu an ben her zaman söylüyorum. Uyarlanmış hali. Melike'nin de gözlerinin içine bakarak söylüyorum. Şöyle dünya üzerine baktığın zaman başarılı kadınlarımızın sayısı çok fazla. Evde zaten eksiklerim annelerimizde. Bizim hanım yok, başarısız işte. Eyvah. Ondan sonra Galatasaray düşmanısın. Bir dakika. Fenerbahçe düşmanısın. Bir dakika, başarılı olduğun dönemlerde demek ki yanındaydı. Ya senin en başarılı olduğun dönemleri biliyoruz. Onu da hakkını yemeyelim yani. Hocam her şeyde Allah rahmet eylesin bütün ölmüşlerimize, dediğin gibi. Başarılı erkeğin arkasında mutlaka kadın var ama sahada, şimdi Burak Hoca, sen daha ikinci adam olamamışsın ki. Senin ikinci adamlarından ne bekleyelim? Çünkü o çok yeni bir ikinci adamken daha olmadı. Ya şimdi bir şey söyleyeyim mi? Her şey tecrübe. Şimdi bize diyor genç, dinamik, aç. Bir şey uydurdular. Ya bırak kardeşim, bu işler tecrübe işi ya. Her şey de böyle. Tecrübe. Bunamadıysan tecrübe işi. 90 yaşına kadar yap. Kafan çalışıyorsa bitti. Sen bunları bak, önlerdin. Yani Burak şimdi bir daha böyle bir şey yapar mı? Yapmaz. Sivas Spor, Adana Demirspor maçında. Ama bu Burak Hoca'nın da yani biraz fazla eleştirildiğini düşünüyorum ben. Bulunduğu konum itibariyle. Ama yok, adamı çıkartılır mı? Çok zor bir işi devraldı. Aldı ve... da bir şey söyleyeceğim bak. Tamam, doğru söylüyorsun belki ama. Ya şimdi senin stoperin yok. O adam en iyisi. İlk yarıda da iki tane önemli şeyi kesti. Bir de haklı. Tamam mı orada? Ya eğer... O stoperler olmasın, tamam mı? O arkada öbürlerini çıkart. Ama yani senin burada adamın yok ya. Basın toplantısında burası Beşiktaş işte, yani orada oynayanların hepsi biliyor zaten. Hani Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da, Galatasaray'da oynamışsın. Sergen Hoca bunu söyler. Burası Beşiktaş çünkü yıllarını vermiş, şampiyonluklar yaşamış. Yani burası Beşiktaş işte, bu ruhu bileceksiniz vesaire gibi açıklamalar yaptığın zaman... Orada tepki yoksa... Yok, onlara bir şey demem ha. Bu sondaki de açıklamalar önemli değil. Hocam orada ya, bir teknik adam... Değil. Yani hocam, kendini mi kurtar? Bence o önemli. Bence bana göre onlara bakmıyorum. Ben bence... yaptığı icraata bakıyorum. Orada Beyli'yi oyundan almam. Arkadaş almam. Tamam, aldıktan sonra... Demin şeyi Hayrettin'i verdik misal. Bunu kim bakıyorum orada kavga ediyor? Hemen tuvalete girerim ya.